Değerli izleyenler, manşet programında bir cuma günü sizlerleyiz. Bugün cuma günü, duayen gazeteci Akay Cemal ile birlikteyiz ama bugünün ayrı bir önemi var. Zira tarihlerimiz 18 Mart 2022'yi gösteriyor. Bu tarih bize Çanakkale Zaferi'nin de 107. yıl dönümünün kutlandığını anımsatıyor. Kuşkusuz ki gelin hep birlikte ilk önce Akay Cemal'e hoş geldiniz diyelim. Ardından da bugünle başlayalım. Hoş geldiniz Sayın Akay Cemal. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Kolay çok teşekkürler. Gelsin. Evet, önemli bir tarihi yıl dönümü bugün. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Bu noktada eminim söyleyecek cümleleriniz var. Yazınızda da kaleme aldınız, onu da paylaşacağız ama ilk önce yazıdan önce birkaç cümle sizden almak tabii isterim. Tabii bugün o vatanı savunanların anısına açılacak köprü var. Evet. Yani yakut görünümlü. Çanakkale Boğazı'nın üzerinde böyle 18 Mart köprüsü. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan dünyanın belli başlı köprülerinden bir tanesi. Bu gerçekten yüz binlerce şehit uğruna onların anısına dikilen ve Türkiye Cumhuriyeti'ne öyle inanıyorum ki ekonomik açıdan büyük katkılar sağlayacak olan bir tedarik zincirinin halkası, en büyük, en uzun halkası olarak dizebileceğimiz bir eser ortaya çıkmış bulunmaktadır. Tabii ki son derece tartışıldı, yapılsın mı, yapılmasın mı vesaire ama bu Türk milletine yaraşan bir eserdir. Bunu öncelikle vurgulamak gerekir. Ve Türkiye'nin istedikten sonra neler yapabileceğini bir kez daha göstermiş bulunmaktadır. Biz de Kıbrıs Türk halkı olarak anavatan Türkiye'nin her geçen gün daha da ileri adım atmasından son derece mutluyuz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. O bakımdan yolumuza devam ederken elbette ki Çanakkale zaferinden, Çanakkale destanından zamanında almış olduğumuz derslerle bu vatan savunmasında hep beraber bulunmuştuk. Bunun anlamı son derece önemlidir. Bize ilham kaynağı olmuştur. Bu yönden de yani dünya açısından taşıdığı önem bir yana Kıbrıs Türk halkı açısından da son derece önemlidir. Bunu vurgulamak istedim. Evet, bizim mücadelemizde evet bir ilham kaynağı. Aynı zamanda bu milli mücadelenin de ateşini ilk kıvılcımı olarak kabul ediliyor. Ama tarihi bir yolculuğa çıkmak istediğimizde bugün 18 Mart 2022 Cuma günkü yayınlanan Kıbrıs gazetesinde siz yazınızda bu tarihi yolculuğu özetle kaleme aldınız. İzin verirseniz sohbetimize devam ederken buradan da birkaç satır okumak isterim. Evet değerli izleyenler, bu büyük mücadele ve bu kanlı ve bir o kadar da dünyaya adını yazdıran savaşın başarısını Akay Cemal bugün günün anlam ve önemine işaret ederek kaleme aldı ve başlığında dedi ki ne Çanakkale geçilir ne de Şanlı Erenköy. Bakalım bugün bizler için köşesinde neler yazmış, ondan sonra da sohbetimize devam edeceğiz yine. Bugün yaşadığımız coğrafyanın kaderini değiştirirken Türk vatanına musallat olanlara vurulan darbenin Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Çanakkale Destanı yazılırken 213.882 Mehmetçik şehit olmuş, 47.000 Fransız, 205.000 İngiliz, Hintli, Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Anzak, Senegalli ölmüştü. Planları Türkiye'yi parsellemek, yıllar boyu sömürdükleri ülkelerden yaptıkları gibi kolunu kanadını kırmaktı. Ancak hesaba katamadıkları bir husus vardı. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Conkbayır'dadır. Kıyıya çıkan düşmanın gücü karşısında cephanesi biten birliklerimiz geri çekilmektedirler.
Yarbay Mustafa çekilen birliklerin karşısına geçerek onları durdurur ve yere yatırır. Bunu gören düşman da duraksar ve yere yatar. İşte bu duraksama 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in ileriye hareket ettirdiği 57. alaya kıyıya çıkan düşmana taarruz etmesi için önem sağlar. Bu sırada Mustafa Kemal dünya savaş tarihine geçen şu emri verir. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir. Bunun üzerine Çanakkale savunmasının omurgası teşekkür etmiş olur. Bu olay için Mustafa Kemal 57. alay meşhur bir alaydır. Çünkü hepsi şehit olmuştur der. Böylece dünya savaş tarihinde bir ilk yaşanır. Çünkü hiçbir savaşta askerlerine size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyebilen bir komutan yoktur. Çanakkale destanının üzerinden 107 yıl geçti. Emekli Büyükelçi Atilla Çilingir'in de ifade ettiği gibi tarihten silinmek istenen bir devletin, yok edilmek istenen bir milletin, toprağını, bayrağını, namusunu, şerefini, ecdadından yadigar her ne varsa korumak adına canını verdiği ama bu değerlerinden, vatan topraklarından bir zerresini bile düşmanına teslim etmediği bir dönemi anlatır bu zaman. Çanakkale Savaşı'nın önemini anlatmak için değil sayfalar, ciltler yetmez. Emperyal güçlerin çabaları boşa çıkarken savaşın sonucu bağımsızlık mücadelesi veren milletlere de cesaret vermiş, örnek olmuştu. Düşman dalgalar halinde Conkbayır'a ilerlerken Mustafa Kemal de Anafartalar Grup Komutanlığı'na atanmış, buradaki savaşta düşmanın attığı şarapnel misketi göğsüne isabet etmiş, ancak cebindeki saate çarptığından bir şey olmamıştı. Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü bizlere Kıbrıslı Türklerin adanın her bucağındaki direnişlerini anımsatır. Leymasu'nun Plevne müdafasını hatırlatır. Mausa'da, Baf'ta, Lefkoşa'da ve Larnaka'da sayıca ve silahça kat kat fazla Rum Yunan askerlerine karşı Yeşilırmak Erenköy direnişini ve daha nicelerini anımsatır. Atatürk'ün düşman işgaline girdiği kendisine bildirildiğinde geldikleri gibi giderler sözü her zaman hatıralardadır. Cumhuriyet Meclisi eski başkanı ve eski başbakanlardan Sibel Sibel, Cenevre görüşmeleri öncesinde şöyle demişti. Zorlamayla federasyon olsa bile bu barışı değil savaşı getirir. Rum tarafı yeni fikirlere ne kadar yaklaşabilecek çok umutlu değilim. Genel Sekreter Guterres, Gran Montana'daki Kıbrıs raporundan sonra yeni fikirler demişti. Evet, yeni fikirlere ihtiyaç vardır. Görüşmeler kaldığı yerden başlasın mentalitesiyle bir yere varılamaz. Kurtuluş Savaşı'ndan, Çanakkale Destanı'ndan ilham alınarak varoluş özgürlük mücadelesiyle Kuzey Kıbrıs'ta bir devlet sahibi olundu. Bir kez daha Çanakkale geçilmez ya da ne Çanakkale geçilir ne de Erenköy derken bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarız. Evet, biz de bu yazının ardından bu vatan uğruna ve Türkiye'deki o bağımsızlık mücadelesinde kanlarını veren bütün şehitlerimizi biz de rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bıraktıkları bu cumhuriyete de sahip çıkmak yeni nesillerin görevi diyerek tekrar size sözü vermek istiyorum. Tarihi olarak özetlediğiniz bu güzel yazınıza da ayrıca yeni nesiller adına teşekkür ediyorum, gençlerimiz adına. Evet, bu vesileyle bir önemli hususu burada ifade etmek isterim. Çanakkale zaferinin 107. yılında Nusret Mayın gemisinden Queen Elizabeth'e Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi salonunda şu anda sergilenmektedir. Bu son derece önemlidir çünkü tarihi şekillendiren en önemli mücadelelerden biri olan Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 107 yıl geçti. İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Filo Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u kuşatmayı ve çevre bölgelerle birlikte boğazların denetimini ele geçirmeyi planlıyordu. 18 Mart 1915'te gerçekleşen Deniz Savaşı'nda İngiliz ve Fransız tarafına geçit vermeyen Türk tarafı, sonraki dönemde aylarca süren Kara Savaşı'nda da verilen on binlerce kayba rağmen
geçit vermeyerek müttefik devletlerini geri çekilmek zorunda bırakmıştı. Şimdi bunların işte tüm Çanakkale Savaşı'na katılan gemilerin maketleri aynen aslına uygun bir şekilde sergilenmektedir. Bu da Çanakkale'ye gidemeyip burada bu vesileyle bu sergiyi görmelerini herkese tavsiye etmek gerek. Tabii. Evet, çok önemli bir şey. Ayağımıza gelen bir şans. Evet. Yani bunu hiç olmazsa değerlendirmek lazım. Özellikle anneler ve babalar tabii çocuklarına bu sergide belki tarihi nasıl bir mücadele verildiğini çocuklarına öğretmek adına da çok önem taşıyor. Görsel hafızalarıyla evet öğrenmeleri belki çok daha faydalı olacak. Bizim de hatırlamamız için ziyaret etmemiz gereken bir sergi. Bunu da böyle aklıma geldi, not olarak duyuralım dedik. Çok iyi yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi verilen mücadeleyi bir kez daha hatırlayalım sizinle. Kaleme aldığınız gibi Erenköy'deki verilen mücadele ve nice verilen mücadelelere evet, evet işaret etmiştiniz. Ve burada aslında belki de Türkiye ile olan o bağları da bir kez daha irdelememiz gerekiyor. Çünkü bu mücadeleler verilirken aslında şu anda hemen gölgemizde yaşanan savaşta da gördüğümüz bazı gerçekler var. Büyük bir destek vardı, büyük bir inanç vardı. Belki bunları bir kez daha hatırlatmamız ve iade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ve hemen topu size atıyorum. Tabii şimdi yanı başımızda yani Ukrayna'da savaş devam ediyor. Üçüncü haftasına girmiş bulunmaktadır. Özellikle Türkiye'nin düzenlediği Antalya Diplomasi Forumu bölgede barış ve istikrarın, güvenin sağlanması bakımından foruma katılan dünya liderleri, başbakanları, dışişleri bakanları ve diğer yetkilileri herhalde bundan bir pay çıkarabilmişlerdir. Çünkü yani Birleşmiş Milletler'in yapamadığını Türkiye yapmış bulunmaktadır gibi desem yanılmış olmam herhalde. Yani bu kritik dönemde Türkiye'nin attığı bu adım hakikaten son derece önemlidir. Barış adına, istikrar adına, güven adına. Burada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabii büyük payı vardır. Bunu da vurgulamak gerekir yeri gelmişken. Dışişleri Bakanı'nın ve diğer ilgililerin katkıları önemlidir. Çünkü kolay değildir böyle bir organizasyonda. Düşünün Afrika ülkelerinden, Japonya'dan, Güney Amerika ülkelerinden nice devlet adamlarını buraya taşımak ve burada hem kendi aralarında ikili ilişkileri hem bölge sorunlarını çözme yönünde bir takım görüşmeler yapmalarını sağlamak hakikaten son derece önemlidir. Yani burada bu forumda en önemli olay savaşın iki tarafını Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını bir araya getirebilmekti önemli olan. Bunu sağlayan da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Yani bu vesileyle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'yı bir masaya oturtabilmek savaş esnasında ne demektir? Ve tabii ki bununla da yetinilmedi. Yani Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesinden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moskova'ya giderek tekrar Dışişleri Bakanı mevkidaşı Lavrov'la görüşmesi, hemen akabinde
Ukrayna'ya uçup orada Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela ile görüşmesi, yani bir arabulucu, bir diplomasi atağıdır. Yani Türkiye'nin bu bölgede üstlendiği rolün nedenli önemli olduğunun açık ve net göstergesidir. Şimdi, tabii ki gerek Lavrov, gerekse Kuleba ile yapılan görüşmelerin esas amacı bir yerde ateşkesin bir an önce sağlanması, daha fazla insanın ölmesinin önüne geçilmesi ve görüşmelerin de bir uzlaşmaya varılabilmesidir. Eğer varılabilirse. Ama burada ortaya çıkan gerçek şudur. Bundan sonra Ukrayna'nın durumu ne olur ve bir garantörlük konusu ortaya çıkmaktadır. Yani Kuleba diyor ki, Ukrayna diyor ki, biz Türkiye'nin garantörler arasında yer almasını istiyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da diyor ki, bu konuda bizim bir itirazımız yoktur. Yani gerek Rusya, gerekse Ukrayna bir oluşacak garantörlük konusunda Ukrayna'nın garantörü olmasında mutabık kalmışlardır. Bu önemli bir adımdır. İleriye yönelik cidden olumlu bir çalışmadır. Önemli bir adım ve özür diliyorum, önemli bir de detay aslında, değil mi? Tabii, bu garantörlük başlığı önemli bir detay da aynı muhakkak, zamanda. Muhakkak öyledir. Şimdi biz buradan Rum tarafına seslenmek isterken ikide bir de işte garantörlük modası geçmiş bir anlaşmadır. Garantörlüğe ne gerek var? Biz Avrupa Birliği üyesiyiz. Garantörlüğe gereksinim duyulmamalıdır. Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılmalıdır vesaire. Türkiye'nin değil. Ya garantörlük sistemi. Peki garantörlük sistemi daha şimdi yeni konuşuluyor. Rusya ile Ukrayna arasında. Yani garantörlük yeniden ele alınırken bizim Türkiye'nin sırf burada Türk halkının güvenini sağlamak açısından bulundurduğu askerin de uzaklaştırılmasını öngören garanti anlaşmasının iptaline veya ikide bir de modası geçmiş demeye ne gerek var? Demek ki istedikleri tamamen yani şeyden de federasyon istemlerinden anlaşılan şu ki, işte garantörlüğün kaldırılması, Türk askerinin adadan çıkmasıyla Kıbrıs Türklerin bir şekilde artık azınlık durumuna gelmeleri ve ona göre Rum yönetimi altında yaşamlarını sürdürmek istemelerini öngörmektedirler. Buna kimin rızası vardır? Yani onlar bunca yıldır bu garantörlük konusunda kalıplaşmış bir takım fikirleri öne sürerken, modası geçmiş derken, Ukrayna'da şu günlerde garantörlüğün konuşulması Rum tarafının ne kadar art niyetli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bunu bu şekilde vurgulamak gerek. Nitekim, yani ben şöyle diyeceğim, yani Ukrayna'daki olayları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Çanakkale zaferi münasebetiyle değinirken
Çanakkale Zaferi'nin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine de ilham ve güç kaynağı olduğunu söylemiş. Ukrayna'da yaşayanlara da dikkati çekerek özellikle şunları kaydetmiştir. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yani ilham kaynağı oldu. Rum tarafının federasyon anlayışı Türkiye'nin garantörlüğünü kaldırmayı, Türk askerini Kıbrıs'tan uzaklaştırmayı ve halkımızı azınlık yapmayı içermektedir. Bunları da kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün Ukrayna'da yaşananlar Türkiye'nin garantörlüğünün bizim için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Başka söze ne gerek var? Evet. Pardon. Yani garantörlük konusu açıldı da onun için. Biri birine bağlamak isterken evet. Ne kadar önemli olduğunu Türk, bir kez daha gözler önüne seriliyor aslında gerçekler. Türk halkının, Kıbrıs Türk halkının garantörlük üzerinde pardon, hassasiyetle durmasının elbette nedenleri vardır ve son derece önemlidir. Bunu da alın isterseniz. Bunu da bu vesileyle vurgulamak gerekir. Evet. Şimdi savaşın etkilerini görürken, evet Türkiye'nin önemi sizin de işaret ettiğiniz gibi aslında ortaya çıkıyor. Ve garantörlük konusunda yaşananların haricinde Türkiye'nin bu taraflar arasında yani Rusya ve Ukrayna tarafına eşit mesafede duruşu, müzakerelerin Türkiye'de yapılması konusundaki uzlaşmalar ve Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu'ndaki sergilediği o diplomatik başarı aslında Güney Kıbrıs'ta da bir takım tedirginlik çanlarını beraberinde çalmaya başladı gibi görünüyor. Şimdi Rum Dışişleri Bakanı'na baktığımız zaman Tasulidis'in açıklamalarına bu tedirginliği yakalamak çok uzak değil. Görüyoruz bunları. Evet. Bu noktada Lavrov'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kelimesini ifade edişini de hatırlatalım izleyicilerimize. Tabii, tabii. Bütün bunlar hem garantörlüğü hem Türkiye'nin o coğrafyadaki önemini, etkisini, evet ve diplomatik dış ilişkilerdeki diplomatik başarısını da gözler önüne sererken Güney Kıbrıs'ın o öne sürdüğü güven yaratıcı önlemler işte vesaire adı altında sunduğu bir takım bizim kabul edemeyeceğimiz başlıklarda aslında çok da işe yaramıyor. Öte yandan Türkiye ayağına baktığımızda da bir takım dengeler dış bağlantılarla ilgili olan ilişkilerinde de dış ülkelerle ilişkilerinde de bir takım farklılaşmalar görüyoruz. Tabii. Şimdi bu konuda bizim yapmamız gereken yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Kıbrıs sorununa evirelim konuyu. Yapmamız gereken ne ve Güney Kıbrıs'ın tutumu alışa geldiğimiz bir durum, şikayet etmesi evet, ya da işte evet. Karşı duruşu ama sesi biraz daha yükselmeye başlayacak mıdır bu sürecin devamında? Çünkü Rusya ilişkileri önemli ama aynı zamanda AB üyesi. Türkiye'nin ilişkileri de Rusya ve Ukrayna ile bahsettiğimiz gibi öte yandan işte İsrail'le normalleşme süreçleri evet, vesaire evet, evet. Bütün dengeler aslında yerinden oynuyor. Yani dünyanın dengeleri yerinden oynarken savaşla birlikte diplomatik anlamda da ilişkiler baştan yazılacak gibi. Nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz bunlarla ilgili? Evet. Rum tarafı iki arada bir derede. Öyle mi? Evet. Çok güzel bir benzetme gerçekten. Yani şimdi ses seda çıkmıyor. Yakinen takip ediyorlar. Hele tabii ki şimdi o yüksekten atıp tutan Yunanistan Başbakanı Türkiye'de Erdoğan'la görüştü ve olumlu diye niteledi. Efendim yani çok iyi geçti görüşmemiz dedi. Devam ettireceğiz. Bölgedeki sorunlar ve bölgedeki kritik durum nedeniyle bizim kendi aramızdaki sorunlarımızı çözmemiz gerekir. Bunu dikkate almak lazım dedi falan. Böyle yumuşak bir üslup kullandı.
Yunanistan Başbakanı. Öyle anlaşılıyor ki ve Kıbrıs'tan hiç söz edilmedi. O bakımdan yani hani dedim ya iki arada bir derede Rum tarafı, bir yanda dediğiniz gibi Avrupa Birliği üyesi, bir yanda Rusya ile iyi ilişkiler içindeydi bugüne kadar. Ama bir de üstüne üstlük East Med ya, projesinin East Med, yani şimdilik askıya alınması Amerika tarafından yani çok Amerika'nın projeden vazgeçmesi, efendim çok pahalıya mal olacağının açıklanması, Rum tarafında da o günden bu yana böyle bir tepkiden ziyade üzüntü yaratmış gibi. Gerçi o proje üzerinde hala daha ümit besleyenler var ama... Var. Şimdi dün ya da evvelki günkü konuğuma bu konuyu sorduğumda, şimdi Kasuludis'in açıklamalarından devam edeceğim. Şimdi Kasuludis, İsmet Projesi'nin yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor, dillendiriyor. Evet, ama kimdi tam hatırlamıyorum. Zannederim Sayın Ertuğ'du, Osman Ertuğ'du konuğum. yanlışsam da özür diliyorum her kimden aldıysam cevabı. Kasuludis'in verecek başka cevabı yok zaten. O da olmayacağını biliyor gibi bir İç yorumda bulunuyor. İç tribünlere oynuyor. Evet, aynı yanıtı vermişti. İç tribünlere oynuyor. Yani böyle zaman aşımına bırakarak unutturmak istiyor. Çünkü yapılan hesaplarda bunun böyle kolay kolay mümkün olmayacağı gerçeği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Hı-hı. Ha oradan başlayarak bir de ardından Ukrayna'daki savaş ve Türkiye'nin bölgedeki gücü, bölgesel bir güç olması, Antalya diplomasi formu, ardından Türkiye'nin arabuluculuk görevi Rusya ile Ukrayna arasında ve yapılan yani önemli toplantılar, atılan adımlar Türkiye'nin yani Türkiye'siz bölgede bir iş yapılamayacağı gerçeğini de ortaya koymuş bulunmaktadır. Öyle hele de dediğiniz gibi İsrail'de ilk kez. Yani o bunca yıldan sonra İsrail dahi, yani biz bir yere gidiyoruz ama biraz gözümüzü açalım, bir Türkiye gerçeği var ortada diyerekten Türkiye'ye yaklaşım. Tabii ilişkilerin normalleştirilmesi üzerine adım atıldı bu süreçte. Yani biz, yani Güney Kıbrıs'ta bizim yapacağımız ne? Türkiye 84 milyon orada... Herhalde yapacaklarımız kat kat fazladır düşüncesiyle bir yerde yani yeni bir zihniyet oluştu İsrail'de. Evet. O bakımdan hele İsmet'in de İsmet projesinin de askıya alınması veya iptal edilmesinden sonra bu gelişmeler önemlidir. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde herhalde Mısır ile de olumlu bir takım gelişmeler beklenmektedir. Diyeceğimiz yani tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin yeniden başlattığı o diplomasi ve ardından gelen bir takım anlaşmalar Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerini de pekiştirmek yolundadır. Bunlar dikkati çeken hususlardır ve tabii ki bunları Rum tarafı da Yunanistan da yakinen izlemektedir. O bakımdan ben başlangıçta dedim ki Rum tarafı iki arada bir derededir. Yani bu Türkiye'nin varlığını böyle şu veya bu devleti yanına alarak Doğu Akdeniz'de sondaj yapma çalışmalarını Türkiye'yi bundan dışlama politikası iflas eninde sonunda iflas etmeye mahkumdur. Ve nitekim de öyle olacaktır. Hele yani bir yerde en fazla güvendikleri Fransa'dır. İşte Fransa'nın da ne yapacağı bellidir. Ukrayna Savaşı'nda ne rol oynayabilmiştir onu da gördük.
O nedenden ötürü yani şimdi bu sisin ortadan kaldırılmasından sonra Rumların nasıl bir tavır ortaya koyacakları merak konusudur. Ama onlar yani inatlarından vazgeçmezler. Ve yani işte az önce ifade ettiğiniz gibi biz güven yaratıcı veya güven artırıcı önlemlere karşı değiliz. Ama güveni yaratmak, iki taraf arasında güveni artırmak için çok nedenler vardır. Bunları sıralayacak olursak bir kağıt dolar. Ha, bunlara sırf Maraş'ı, Gazi Maus Halimanı, Ercan Havaalanı eklerseniz bunun güven yaratıcı önlemlerle ne ilgisi var diye sormak gelir insanın içinden. Bu başlıklara bunlar mı sığıyor? Tabii yani güven yaratıcı önlemler derken bugüne kadar böyle bir şey. Hadi Maraş belki söz konusu edilmişti geçmişte ama Maus Halimanı, Ercan Havaalanı kaldı ki Allah rahmet eylesin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş zamanında kaç kez teklif etmişti Maraş konusunda. Lefkoşa Uluslararası Havaalanı'nda birlikte turizme hizmet verilmesi hem Türklere hem Rumlara vesaire bir takım formüller ortaya koymuştu. Ama hiçbiri gene kabul edilmemişti. Bu yüzden yani çocuk oyuncağına benzetmesinler güven yaratıcı önlemleri. Yani bu bir affedersiniz maskaralıktır diyeceğim geliyor. Rumlar maskaraliki derler. Eş anlamlı kullanıyoruz. Evet, evet. Aynı kelimeyi kullanıyoruz. Aynı kelimeyi ve hakikaten kandırmaca oynamasınlar. Biz federasyonu da ne olduğunu gördük, yaşadık. Hala da federasyon üzerinde ısrar etmek bu toplumu Türkiye'den koparmak amacından başka bir şey değildir. Hele biz böyle bir zamanda Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devamı, Türk askeri varlığının Kıbrıs Türk halkının güvencesini sağlamak bakımından burada nihai bir şekilde bulunmasından yanayız. Ukrayna'daki savaş bizlere gidilen ve izlenen yolun gerek Türkiye'ye gerekse Kıbrıs Türk liderliği tarafından ne kadar doğru bir yol olduğunu bir kez daha kanıtlamış bulunmaktadır. Evet. Sizinle bir yılı aşkın süredir program yapıyoruz. Rum-Yunan ilişkilerine baktığımızda daha önce Kıbrıs sorunu ile ilgili yaptığımız değerlendirmelerde çok sık telaffuz ettiğimiz bir şey vardı. Söyleyince hatırlayacaksınız. Avrupa Birliği'nin şımartılmış çocuğu demiştik. Evet, Yunanistan evet. Ve Güney Kıbrıs için. Şimdi bu noktada gelinen konjonktürde bu şımarık çocuk acaba o hep istediğinde arzu ettiğini alan, her yaygara koparttığında, her şikayet ettiğinde, her mektup yazdığında haklı bulunan o şımarık çocuk bu değişen dengelerle birlikte eskisi kadar şımartılabilecek mi? Yoksa dengeler burada da değişecek mi? Zaten bir süreden beri Avrupa Birliği'nde yani Brüksel'de böyle Rum tarafına diğer belli başlı üyeler fazla da yüz vermemeye başlamışlardı. Çünkü hep ağlamaklı, hep Türkiye'yi şikayet. Yani 48 yıldan beri Türkiye'yi herhalde karşılaştığı diplomatlar kendine bak göresin derdi. Gene herhalde Türkiye'yi şikayet edecek birbirlerine. Yanımıza geliyor. Herhalde Türkiye'yi geri şikayet edecek. O kadar kanıksandı durum. O kadar durum. Tabii. Evet. O bakımdan Avrupa Birliği'nin de tabii bu konuda yani yapacakları
zamanını beklemek lazım. Çünkü Avrupa Birliği bu savaşta hiçbir etkisi olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Yani Avrupa Birliği üyeliği olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Tamam, anladık. Bugün işte Bulgaristan, Romanya vesaire hala daha Avrupa Birliği ama parasını kullanamıyorlar. Hı hı. Euro'yu. Ve tabii ki Ukrayna Savaşı'nda Avrupa Birliği'nin etkisi pek hissedilmedi. NATO, Amerika Birleşik Devletleri falan. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi sadece laf üretti. Bildiri yayınladı, kınadı, efendim bir takım ama orada kaldı. Ha bunun yanında ne yapabildi? Ha bir takım maddi yardımlar vesaire, sığınmacılara kucak açmalar bazı üye ülkelerin vesaire ama kendisi Avrupa Birliği olarak yani bu konuda işte çıkıp da bu savaşın yani daha sert ifadelerle savaşın kaderini değiştirebilecek bir adım atmış değildir. Ne Birleşmiş Milletler ne de Avrupa Birliği. Bunu burada vurgulamak lazım. Bunun evet. Gerçek olan da budur. Evet. Bu arada hemen küçük bir not düşelim. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı şu anda Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Açılış töreni başladı. Bununla ilgili gelişmeleri de biz de anbeyan paylaşacağız. Programın sonrasında ya da yayın akışımızda yetişirse burada biz de vermeye çalışacağız. Bu da önemli bir detaydı. Bunu da atlamak istemedim. Krizle birlikte gündeme gelen konulardan bir tanesini daha Sayın Akay Cemal sormak isterim size. Zira Avrupa Birliği'nin bu noktada Birleşmiş Milletler gibi bir tutumu olduğunu, bir beklenen, arzu edilen hareketi göstermediğine atıfta bulundunuz. Bir de önemli bir konu var. Bu konuda da Avrupa Birliği'nin üzerine düşen görevler vardı ve bu konuda da Türkiye aslında ateşten gömleği giyen ülkelerden biri. Ülkeydi, tek ülkeydi. Evet. Göçmen krizinden bahsediyorum. Şimdi Ukrayna'dan da bir göç söz konusu. Avrupa'da bu konuda kapılarını açıyor. Güney Kıbrıs'la ilgili bugün çıkan haberlerde yaklaşık 8 bin Ukraynalı'nın şu anda Güney Kıbrıs'ta yer aldığı ve onlara işte oturum izni, işte çalışma izni vesaire gibi bir takım konaklamak için bazı otellerle anlaşıldığı gibi bir takım fırsatlar da verildiği duyuruldu. Ama tabii ki sadece 8 bin göçmenle sınırlı kalmayacak. Ukrayna'da savaş olduğu sürece oradaki sivil halk da göç edecek, ediyor da. Bu noktada Avrupa Birliği Suriye krizinde göstermediği anlayışı Ukrayna'ya gösterecek mi? Nedir fikriniz? Vallahi şimdi onlar mavi gözlü, beyaz tenlidirler. Güzel. Yani şimdi efendim Nijerya'dan, Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Irak'tan, Suriye'den ve diğer Afrika ülkelerinden sırf savaştan, kıtlıktan, açlıktan kaçıp daha iyi bir yaşam sürmek umuduyla göç yollarına düşenlerin ilk zamanlarda bazı batılı ülkeler tarafından kabul edildiği bilinmektedir. Ama sayı giderek arttıkça tepkiler başlamıştı ve daha geçtiğimiz günlere varıncaya kadar Yunanistan hücum botlarında görevliler sivri uçlu demir çubuklarla o göçmenlerin balonlarını, kayıklarını, teknelerini batırmak için ellerinden geleni yapmışlardı. Ve yapmaya da devam ediyorlar. Hı hı. Ama aynı uygulamayı Ukrayna'dan göç edenler için de yaparlar mı sorusu gerçekten kafamı kurcalamaktadır.
Tabii bu da ırkçılığa, ayrımcılığa yol açmaktadır. Ne kadar ayrımcı ve ırkçı olduklarını göstermektedir. Yani Suriyelilere, Iraklılara, efendim Pakistanlılara, Bangladeşlilere, Nijeryalılara, diğer Afrika ülkelerine yaptıkları muameleleri gördükçe ve tabii ki bunların diğer şimdi batıdan göç eden Ukraynalılar için farklı bir uygulamayı gösterdiklerini ne tanık olurken, yani bunun insan hakları açısından da kabul edilemez olduğunu vurgulamak gerek. Rengine, memleketine, ülkesine bakmadan insanı insan yerine koymak gerek. Demokrasinin eşiğini olduğunu, yani, demokrasinin eşiği olduğunu söyleyen ülkelerde maalesef hala bu ırkçı tavırları görüyoruz. Kabul etmemiz mümkün değil. Irkçılığı, insan ayrımını, din, dil, ırk yüzünden oluşan bu faşist yaklaşımların hiçbirini kabul etmemiz, bunun izahını anlamamız mümkün değil. Bu noktada soru işaretleri kuşkusuz hepimizin kafasında var ama zamanla göreceğiz. Akay Cemal, birazdan biz de köprü açılışına canlı bağlanacağız ama son cümlelerimizi kurarken programı yavaş yavaş toparlayalım. Ülkemizden hiç bahsetmedik ama bazı konularımız yarım kalacak bugün. Bir cumhuriyet vurgusu yaptık programın başında. Evet, bunu atlamadan kapatmak istemiyorum. Biz cumhuriyeti kurduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak bağımsızlığımızı ilan ettik ve sizlerin öncülüğünde, siz büyüklerimizin öncülüğünde biz cumhuriyet kadınları, cumhuriyet adamları yetiştirdik, cumhuriyet insanları yetiştirdik. Bu noktada bu hafta içerisinde en önemli konulardan bir tanesiydi. Ülkemizin ilk first lady'si Süheyla Küçük. Yayından önce de size danışmıştım. Tam bir cumhuriyet kadını, öyle değil mi dedim. Aile yakınlığınızı da biliyoruz. Gelin Süheyla Küçük'ü anarak, buradan onu anmadan kapatmak istemem programı. Ve bu cumhuriyetin önemini, bu laiklik kavramının önemini bir kez daha vurgulayarak toparlayalım programımızı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde geçen günlerde düzenlenen etkinlikte işte Süheyla Küçük anlatıldı. Başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere Süheyla Küçük hanımefendiyi yakından tanıyanlar konuştu. Çok ilgi çekici bir konferans olmuş ama ben maalesef rahatsız olduğum için katılamadım. Fakat dün Türk Gazete'de Süheyla Küçük'le ilgili yazdım. Çünkü belki de en iyi bilenlerden biriyim diye iddiam var. Kuşkusuz ki, ne şüphe. 40 yıl Halkın Sesi'nde çalıştığım esnada onun Doktor Küçük'le Bir Ömür adlı kitabını hazırlamak için belki de bir yıl uğraştık. Birlikte çalıştık. Gazeteden aldığım ciltleri arabaya koyup evine taşıdım. Orada birlikte gözden geçirdik vesaire. Çok muhterem bir hanımefendi Süheyla Küçük. Ve şu anımını anlattım gazetede. 21 Aralık 1963 olayları patlak verdiğinde Kanlı Noel, işte Doktor Küçük'ün birlikte olduğu bakanlar, İleri gelenler vesaire sarayda toplandılardı. Birkaç gün, yani o her yandan kurşun yağmuru vardı. Letra Palas'tan atılan mermiler de saraya isabet ederdi falan. O zaman kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın başkanı olduğu Cemaat Meclisi'nin başkan vekilliği de Doktor Şemsi Kazım'a geçmişti. Şemsi Kazım'ın eşi yeni doğum yapmış ve beslenmeye ihtiyacı vardı ama o zaman ne market vardı ne bakkal vardı. Zaten her taraf mermi yağmuru altında.
vesaire. Ve bunun üzerine şöyle küçük, şimdiki sarayın bir köşesinde tavuklar vardı, o kümes vardı, onlara kadar sürüne sürüne gitti. Mermi yağmur altında, böyle dikkatli bir şekilde taze yumurtaları aldı ve getirdi Şems-i Kazım'ın eşine. Yani bu son derece önemliydi. Ne yani kadar bu önemli, kadar korkusuz, cesaret sahibi ve paylaşımcı, o zor şartlarda dayanışmayı öngören bir örnek. Ne kadar yüce gönüllü, evet. Ne kadar kıymetli bir insanmış. Yani bunu da bu vesileyle anlatmış olayım. Evet, daha kim bilir anlatılacak ne evet. Anılar, ne paylaşımlar var. İyi ki onları tanımışsınız da bize de bu konuda anılarınızla bile olsa ışık tutuyorsunuz. Evet, rejiden mesaj bekliyorum. Yayınımızla ilgili bir gelişme var mı canlı yayına yoksa? Akay Cemal'le, peki biraz daha zamanımız varmış. Öyleyse Süheyla Küçük'ü de elbette ki bu hanımefendiyi, bu Cumhuriyet kadınını rahmetle andıktan sonra o ruhu da yaşamış biri olarak sizin önünüzde de tabii ki saygıyla teşekkür ediyorum bu programda paylaştıklarınız için. Ama ülkenin gelin görün ki o kadar zorlu günler, bir vatan olma mücadelesinin sonrasında geldiğimiz noktada zamlar var. Yani iyi yönetmek lazım. Her şeye, evet. Yani çok bir, mücadele edildi tabii ama şimdi bir, burada da sıkıntılarla boğuşan bir Kıbrıs Türk halkı tabii, görüyoruz. Yani bir pandemi dönemi belki sonuna gelinmektedir. Onun yarattığı bir kriz anlıyoruz. Ondan sonra seçimler, efendim kurultaylar vesaire ama bitti. Ve bir düzlüğe çıkalım derken bu defa da işte yok elektrik kesintileri, yok efendime söyleyeyim gaz kuyrukları, ne bileyim ben raflardaki şeylerin, malların yani her gün etiketlerin değişmesi vesaire, şu bu biri ardına böyle ama evet. Yani 48 yıldır biz artık elektriğe bir çare olamazken neyi yapacağız bundan sonra diye düşünmek gerek. Şunu diyelim o zaman, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmadan hak ettiğimiz insani koşullarda yaşayacağımız günler olsun. Bu vatandaşlarımıza hiç olmazsa bundan böyle rahat edebilecekleri bir ortam sağlayalım. Buradan yani, hükümetimize seslenelim öyleyse. Öyle. Yani başka çaresi yok bu. Çok teşekkür ederim Akay. Rica ederim. Benim su gibi akan zamana karşı programımızı tamamlamak durumundayız. Son manşetimizi atalım hadi. Haftamızın da manşeti olsun. İki, önemli konuları. İki kelime. Garantörlük esastır. Bu kadar. Evet. Peki. Ben de diyorum ki ama bu vatan için canlarını veren insanların kanları yerde kalmasın.